Popüler programlar, değişik programlar, yeni yüzyılın işleri dedik, anlattık. Biraz bu video serisinde istedik ki hem okulları anlatalım hem de okullardaki ilgi gören yeni, değişik akımdaki programlardan bahsedelim. Bu bazen lisans derecesinde, bazen yüksek lisans derecesinde, bazen co-op'lı, bazen co-op'sız, uygulamalı ya da uygulamasız. Ama bu dönemlerde, son dönemlerde özellikle yüksek lisans öğrencilerinden talep gelmeye başladı. Dediler ki, hani biz mezun olduğumuz alanda neler okuyabiliriz? Farklı, fazla, nasıl seçenekler var? Bunlarla ilgili farklı programlar bize anlatır mısınız? Çünkü anlattığımızda da dikkat çekiyor herhalde ki biraz daha işte okumaya, araştırmaya, neyi araştırması gerektiğini belki daha iyi analiz edebiliyorlar. İşte şimdi anlatacağımız program güzel. Hani son dönemlerde Türkiye'de... Trendy. Evet, popüler. Popüler ama... Tabii bunun birçok... Alan popüler aslında. Program değil. Program çok spesifik program. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Türkiye'de mesela. Bunu sunan sertifikalar bu kadar, var. Bu kadar dolu sunan ben hani görmedim. Mesela. Türkiye'de genelde yaşam koçları, spor koçları, iş koçları... Başka... Bizde zaten bir de master var. Yani bu program master seviyesinde olduğu için bizde evet. Normal masterlar var. Program bir senelik postgrad sertifika programı bu arada. Hani o yüzden de ciddi bir fark var. Ne diyelim buna? Yaşam koçluğu mu diyelim? Tam yaşam koçluğunu destek şey yapmıyor. Yani yaşam koçlarının mesela exercise science konusunda bu kadar bilgileri yok çok büyük bir çoğunluğunun. Exercise science demek bunun içerisinde bilimsel metodolojileri alması mı tabii, demek? Tabii. Yani zaten kabul koşullarına çok ciddi kabul koşulları var. O zaman sayısal yetkinlik istiyor. Sadece sayısal değil, beden eğitimi konusunda da çok ciddi bir yetkinlik istiyor. Hı. Performans ölçülüyor mu? Kesinlikle. Ya performansın zaten yoksa olmaz. Programı da yapamazsınız evet. Da. Çünkü program zaman... bir parçası bu. Birkaç tane zaten admission requirement var. Ben onlardan bahsedeceğim. Bilgi Hanım sözünü bitirdikten sonra. Buna beslenme de girecek. Her şey var. Beslenme girecek, spor girecek. İş girecek. Aynen. Stres yönetimi girecek. Her stres şey var. Stres girecek. Psikoloji girecek. Aynen öyle. Evlilik kararlarına kadar her şey girecek. Yani düşünüyorum şimdi bir yaşam yönetimi, yaşam koçu ne yapar, nerelere müdahil olur gibi. O zaman derslere bakmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Dersler ne söylüyor? Aldığınız dersler zaten sizin çalışma alanınızı da oluşturuyor. Aynen. Yol haritası çıkıyor. %100 öyle. Önce şundan bahsedelim bence. Giriş koşulları. Yani buraya, bu yüksek lisansa hangi şartlarda kişiler alıyor? Tamam. Şimdi arkadaşlar toplamda 3 tane farklı kabul koşulu var. Bir tanesi zaten her zamanki gibi İngilizce. İngilizcenin zaten postgrad eğitimlerinde IELTS'a 6.5 akademik IELTS'in 6.5 olmadığı takdirde ve minimum band skorunuz 6.0 değilse başvurunuz değerlendirilmiyor bile. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Ya da bir pathway okuluna gideceksiniz veya college'in kendi dil kısmına yazılacaksınız öncelikle. Bu şekilde bir şartlı kabul alınabiliyor. Fakat diğer iki requirement var ki bunlar hakikaten önemli. Birincisi arkadaşlar, bachelor degree sahibi olmalısınız şu alanlardan bir tanesinde. Kinesiyoloji olabilir, beden eğitimi olabilir veya human kinetics including aşağıdaki kurslar. Yani human kinetics mezunu da olabilirsiniz bachelor ama aşağıdaki kurslar mutlaka bu aldığınız üniversite diploması içerisinde ders niteliğinde verilmiş olması lazım evet, size. Evet. Derslerini görmüş olmanız gerekiyor. Ve oradan da muhtemelen puana da bakacaklardır. Tabii ki. O derslerden aldığınız puan da bölüme kabulde etkili olacaktır. Fakat öncelikli olarak almış olmanız şart arkadaşlar. Human anatomy bunlardan bir tanesi değil bu arada arkadaşlar. Bunların hepsini almış olmanız lazım. Seçenekli değil. Evet. Tabii. Human fizyoloji alıyorsunuz arkadaşlar. Almış olmanız gerekiyor. Exercise fizyoloji alıyorsunuz. Almış olmanız gerekiyor. Hep aynı şey. Biomechanics dersi almış olmanız gerekiyor. Statistics, research methods almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu 5 dersi almışsanız... Yoksa kabul edilmeme ihtimaliniz yüksek. Yani spor akademileri şimdi bunların acaba Türkiye'de hangisini veriyor? Şimdi human kısmını veriyordur. İnsan psikolojisi, anatomiyi veriyordur. Fizyolojiyi veriyordur. Exercise fizyolojiyi veriyordur. Biomechanics de veriyordur. Ama research methods veriyor mu? Çok emin değilim. Evet yani hani orada olmayan şeyi tamamlayabilir ama şeyler de vardır mesela kinesiyoloji eğitimi alanlarının çok büyük çoğunluğunda vardır statistics kinesiyoloji evet. Ki bu dersler olacak. Bunları lisansta almış olmanız gerekiyor. Evet.
Bir diğer gereklilik de arkadaşlar, daha doğrusu hem gereklilik ama aynı zamanda tavsiye edilen de bir durum. Yani bu şu anlama geliyor. Olmazsa hiçbir şekilde kabul edilmezsiniz değil, fakat bu gerekliliği taşıyorsanız bir adım öne çıkarsınız demek oluyor. Evet. Yani daha öncelikli olarak değerlendirilirsiniz demek oluyor. Şu aşağıdaki dersleri almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Psikomotor, Behavior and Motor Learning veya Introduction to Health and Wellness, Epidemiology, Physical Activity veya Psychology of Sport, Psychology of Exercise, Sociology of Exercise veya Sociology of Sport. Yani hani olayın sosyolojisini veya psikolojisini değinen de eğitimler almak zorundasınız. Az önce almış olmak zorundasınız. Az önce Bilgilan'ın da bahsettiği gibi hani olayın psikolojik ve sosyolojik yönünün de yönüne ilişkin de eğitimler alacaksınız bölümde çünkü. Tabii, bunun altyapısının sizde olması gerekiyor ki sonradan verilen daha üst seviyede eğitimleri almakta en azından özümsemekte problem yaşamayasınız. Şimdi dilerseniz birazcık ders içeriklerine girelim. Hani program nedir? Ne yapar? Bir görelim. 3 dönem miydi? Program 2 semester fakat work placement var sonrasında. Evet. Programı bitirmek için work placement var. Program aslında 2 semester kendisi. Arkadaşlar 1. semester'da göreceğiniz dersler clinical anatomy alıyorsunuz. Exercise prescription alıyorsunuz. Prescription'ını alıyorsunuz. Yani direkt olarak prescribe edebilecek hale geliyorsunuz. Advanced Fitness Assessment alıyorsunuz arkadaşlar. Occupational Biomechanics and Disability Management alıyorsunuz. Yani özürlülere yönelik çalışmalar da yapabilecek duruma geliyorsunuz. Therapeutic Exercise alıyorsunuz. Musculoskeletal, tam tabir edemeyebilirim çünkü çok teknik bir terim. Disorders alıyorsunuz. Yani şu, kas ve iskelet sistemi bozukluklarına ilişkin. Yani Türkçesini biliyorum ama İngilizcesini tercih edemiyorum. Bedensel bozukluklar. Evet. Alıyorsunuz arkadaşlar. Therapeutic exercise yönünde. Çünkü çok spesifik bir exercise türü bu arkadaşlar. ECG interpretation dersi alıyorsunuz. Diğer bir ders, bakın dikkat edin. Kinesiyoloji as a professional alıyorsunuz arkadaşlar. Dersini daha önce almış olabilirsiniz. Bu sefer direkt uzmanlığa yönelik kinesiyoloji alıyorsunuz. On campus internship alıyorsunuz ilk semester'da. Yani kampüs içerisinde staj alıyorsunuz. Çünkü böyle büyük okulların Hamburg College'da sunuluyor bu arada program. Bahsettik mi? Başta söyledik evet, mi? Evet. Hamburg College'da sunuluyor. Çok büyük bir okul. Zaten Kanada'nın en büyük kalıcılarından bir tanesi olduğundan bahsettik. Yani binlerce staff'ı var hatta. Öyle söyleyeyim. Çalışanı var. Ve on binlerce de öğrencisi var. Dolayısıyla hani kendilerinin de böyle bir sport, wellness, exercise bölümleri var. Direkt öğrencilere servis verdikleri. Dolayısıyla orada direkt internship yapabiliyorsunuz. Staj yapabiliyorsunuz. Bir diğer semester'da, ikinci semester'da ise göreceğiniz dersler arkadaşlar. Group Exercise Leadership, Nutrition, yani bakın beslenme de işin içine giriyor. Therapeutic and Performance Application, yani beslenmenin performans uygulamalarını nasıl etki ettiğine ilişkin bir özel bir eğitim alıyorsunuz. Bir diğer ders Therapeutic Exercise Special Populations. Özel yaş gruplarına ve popülasyonlara göre terapötik eğitimler, fiziksel eğitimler nasıl veriliyor? Bir diğer ders Health Promotion, işin promosyonel kısmını da öğrenmiş oluyorsunuz. Bir diğer ders Clinical Skills Lab, yani laboratuvarda sizin klinik becerilerinizi artırmaya yönelik bir ders. Bir diğer ders arkadaşlar Marketing and Entrepreneurship, yani hem pazarlaması hem de işin girişimciliğini öğreniyorsunuz. İşiniz yani, olursa. Kendiniz tabii kendiniz de çünkü yapabilirsiniz. Tabii. Yani illa bir kuruma bağlı çalışmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şöyle bir eğitim aldığınızda zaten insanlar genelde yaşam koçluğu falan yapıyorlar. Ve hani bireysel çalışıyorlar. Abartmıyorum, Kanada'da senediğine 60 ila 80 bin dolar alıyorlar. Kişi başı. Kişi başı arkadaşlar. Bir kişi. 5 tane hastanız, danışan hasta demeyelim. Tabii biraz tecrübe sahibi olursanız bu ücretleri alıyorsunuz. Tabii evet. İlk çıkışta belki 30-40 bin dolar alırsınız ama hani 3-5 sene tecrübeniz varsa bir hasta başına, hasta da değil aslında bunlar. Normal danışan, insanlar. Evet. Danışmanlık yapıyorsunuz. 60 ila 80 bin dolar falan veriyorlar. Hani öyle az bir ücretler de değil tabii ki. Hani o yüzden de çok önerebileceğiniz bir bölüm. Ders arkadaşlar on campus internship yine ikinci semestrini alıyorsunuz. Yine staj yapıyorsunuz. Yine kampüste yapıyorsunuz. Ondan sonra da field experience alıyorsunuz. Yine ders olarak alıyorsunuz. Haftada bir gün vesaire giderek. Ondan sonra da work placement'ınız var programdan mezun olabilmek için. Ama bu co-op değil.
yanlış anlaşılmasın. Work placement, yani siz gidiyorsunuz. Bir yer buluyorsunuz. Orada gereken koşullarda çalışıyorsunuz ilgili pozisyonda. Sonrasında da ders notunuzu alarak programdan çıkabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu completion'ı okula sunuyorsunuz ve sonrasında programdan mezun olabiliyorsunuz. Staj dediniz ya, acaba stajı yani bir yaşam koçu nasıl yapabilir kampüsün içerisinde? Nasıl olabilir? Yani bir birey buluyor acaba ona mı? Çok kolay, çok kolay. Şimdi yapılıyor. Bakın mesela kampüs içerisinde çalışanlardan bile çeşitli stres ortamlarında çalışanlar olabilir. Sürekli oturarak çalışanlar olabilir. Uyku problemleri olanlar olabilir. Hayatlarında yeteri kadar spor olmadığından veya pratik olmadığından. Evet. Bunların hepsini zaten bir araya getirerek insanlara çözüm buluyor bu bölümün mezunları. Yani tek bir şeye odaklanmıyor. Ekosistem oluşturmuyor mu? Kendi içerisinde bir ekosistemi var. Öğretmen, öğrencilerden oluşan. Muhtemelen o bölgede yaşayan insanlar da destek alıyordur üniversiteden. Aynen öyle. Orada bir ekosistem oluşturuyor ve o ekosistemin içerisinde hem öğrenciyi yetiştiriyor hem öğrenciyi dönüştürüyor. Böylelikle hem okula tekrar hizmete getiriyor hem çevreye hizmet veriyor. Evet. Böylelikle birey de yetişiyor. Evet. Ne kadar çok güzel iyi. Bir evet. sistem, evet. bir ekosistemi gerçekten evet. iyi oturtulmuş. Bu arada arkadaşlar şeyi söylemek zorundayız. Okulun tek başlangıç tarihi var, Eylül. Yani Ocak veya Mayıs başlangıç tarihleri yok. Onun için İngilizce seviyenizi, başvurularınızı, vizelerinizi evet. ona göre... Bu arada okulun kendi lazım. Bu program mezunları için internship partnerleri var arkadaşlar. Bu work placement yapabileceğiniz partnerleri var. Ve çok iyi kuruluşlar. Mesela size bazılarını örnek vereyim. Neurochangers bir kurum. Sick Kids diye Sick Kids Hospital. Yani hasta çocuklar hastanesi. Center for Addiction and Mental Health. Bu programda hatta bu bölümden direkt bahsetmiştik. Hatırlıyor evet, musunuz? Addictions evet. and Mental Health. Yani evet. bağımlılık ve mental sağlık problemleri olan insanlarla alakalı bir kurum. Ve orada çalışabiliyorsunuz. İnternship alabiliyorsunuz. Work placement. Intech diye bir şirket var. High Performance Training diye. Yüksek Performans Training adı altında. Çünkü bunlar mesela sporcuların özellikle yüksek performans gerektiren sporculara da bu tip koçluklar, danışmanlıklar, personal trainer olabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kendilerini sakatlamadan yüksek performansla çalışmaları gerekiyor bu insanların. Doğru. Yaşamlarında, yemeğlerinde, evet. içmelerinde, hareketlerinde. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim ülkemize son dönemde gelen bazı çok profesyonel futbol oyuncularının ben çok iyi biliyorum ki kendilerinin direkt personal trainerları var. Ama bunlar sadece fiziksel training yapmıyor arkadaşlar. Hakikaten işin tıbbi yönünde biliyorlar bu her şekilde. Kinesiyolojisinde falan çok hakimler ve ona göre sizi yapıyorlar. İşte yüksek performans gerektiren işler yapıyorsunuz ama sakat çalışırsanız kendinizi sakatlarsınız. Ve çok ciddi paralar ödüyorlar bu insanlara. Çok büyük paralar ödüyorlar. Bir de şöyle bir akım var. Video çok uzadı ama bundan bahsetmek istiyorum. Bu 21. yüzyılda biliyorsunuz yapay zekanın, teknolojinin, otomasyonun çok konumlandığı bir döneme geçiyoruz. Şimdi otomasyon ve yapay zeka hayatımıza giriyorsa insan gücü ve iş gücünün yavaş yavaş bazı alanlardan çekiliyor olmuş olması demektir. Ama böyle spor, egzersiz, sağlık, koçluk gibi hani beceriye dayalı, insan arkadaşlığına, takibine yönelik işler makineden değil insana dayanacak gibi bir izlenimler var, yaklaşımlar. Evet. Bu yönde. Onun için gelecek büyüyen trend mesleklerin arasında koçlar, psikolog, psikiyatri gibi uzmanlar inanılmaz işler yapacaklar. Evet. Bu alan kıymetlenecek, daha da değerlenecek. Hani bugün koç moç dediğimiz şeyler yarın 5 yıl sonra, 10 yıl sonra gündemini daha da arttıracak. Veriler bunu gösteriyor. Evet. Dünyadaki akım ve analizler bunu gösteriyor veya söylüyor. Hani biz buradaki okuduklarımızdan bir sonuç çıkartarak da bu programı size sunmak istedik. Evet. Farklı sorular, fazla sorular olursa da Bahadır Bey'e yöneltebilirsiniz. Çok seviyorum mail okumasını, mail yazmasını. Evet, lütfen bize ulaşın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.